Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli Artvin Medya izleyicileri, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Yüce Allah'ın selamı, affı, mağfireti, rahmeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, Mevlid-i Nebi haftası vesilesiyle hazırlamış olduğumuz bu programla huzurlarınızdayız. Cenab-ı Mevla programımızı hayır eylesin, hayırlara vesile eylesin. Program boyunca anlatacağımız konulardan, hadis-i şeriflerden, ayet-i kerimelerden ibretler alıp, dersler alıp hayatımıza bir şeyler aktarabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin değerli kardeşlerim. Evet değerli dostlar, bu haftaki konumuz Mevlid-i Nebi haftası ile ilgili olacak dedik. Program konuğumuz kıymetli İl Müftü Yardımcımız Berat Karali hocamız olacaktır. Ben hocama hoş geldiniz demek istiyorum. Değerli hocam, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, safa buldum değerli hocam. Evet kıymetli hocam, malumlarınızı biraz önce de ifade ettik. Bu hafta Mevlid-i Nebi haftası, programımızda bununla alakalı olacak. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşriflerini konu alan, dünyayı teşrif ettikleri bir hafta içerisinde bulunuyoruz. Müsaadeniz olursa ben kısaca Mevlid-i Nebi haftasının tarihinden, niye kutlandığından, neden böyle bir haftaya ihtiyaç duyulduğundan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da inşallah sözü sahibi olan sizlere bırakacağız inşallah. Estağfurullah, buyurun hocam. Evet değerli dostlar, Mevlid-i Nebi haftası Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 1989 yılından itibaren yılda bir hafta olarak kutlanmaktadır. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşrif ettikleri, yani dünyaya geldikleri o kutlu anı anmak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yad etmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, yaşantısını kendi hayatımıza aktarabilmek adına böyle bir hafta kutlamayı uygun görmüş ve bu doğrultuda da programlar geliştirmeye gayret ediyor başkanlığımız. Tabii bu 1989 yılında aslında başlamış bir kutlama değil. Daha geriye baktığımızda ondan asırlar öncesinden itibaren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşrifleri ümmeti Muhammed tarafından kutlana gelmiş bir zaman dilimi ama tabii bu geçmişte Mevlid kandili olarak, yani Mevlid demek aslında doğum demek. Efendimizin doğumunu kutlama, onu anma adına o doğum gecesini kutluyordu ümmet. Dolayısıyla bu yılda bir akşam olarak kutlanıyordu. İşte başkanlığımız bunu biraz daha sistemleştirelim, biraz daha fazla gündemde tutalım. Biraz daha böyle tabiri caizse, hani eskileri bir tanım yapar bir şeyi tanımlarken, efradını, cami, ayarını mani derler. Yani belli bir boyut kazandırmak ve belli bir tema çerçevesinde bunu işleyip topluma efendim birer numune, birer örnek Efendimiz'den sunmak adına böyle bir hafta kutlamayı uygun görmüş. Ve bu çerçevede her yıl bu haftayı bir tema çerçevesinde, malumlarınız olduğu üzere hocam, başkanlığımız kutluyor ve bizlere de bu doğrultuda programlar yapmamızı bildiriyorlar. Değerli hocam, bu hafta malumlarınız bu ülke bizim temamız, başkanlığımızın belirlediği tema, Peygamberimiz iman ve istikamet olarak belirlenmiştir. Tabii bu temalar belirlenirken o zamanki toplumumuzun veya İslam dünyasının neye daha çok ihtiyacı var, neler daha çok konuşuluyor, hangi konular daha çok gündeme getirilirse ümmete, Müslümanlara faydalı olacak, insanlığa faydalı olacak düşüncesiyle hareket edilmiş. Dolayısıyla da bu ilki konu böyle belirlenmiş. Yani demek ki bizim aslında imani konularda istikamet bulma noktasında bazı eksikliklerimiz görülmüş. Rabbim kendisine sağlam bir şekilde iman edebilmeyi ve istikameti tutturup istikametin neticesindeki hedefe ulaşabilmeyi bizlere nasip eder inşallah. Evet değerli hocam, tabii ben daha fazla sözü uzatmadan size söz hakkı vermek istiyorum. Sizin konunuza da çok fazla girmiş olmayayım. Şimdi biz öncelikle Rabbimize iman edip ve o iman üzerine istikameti bulabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim önce bir imana ihtiyacımız var. Bu doğrultuda sizden şöyle bir iman tanımı almak istiyorum. Nasıl bir imanımız olması lazım? Rabbimiz bizden ne tür bir iman bekliyor ve bu imana sahip olabilmemiz için
neler yapmamız gerekiyor? Bu konulardan bahsederek konumuza başlamak istiyorum. Buyurun değerli hocam. Evet, teşekkür ediyorum değerli hocam. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Ben de yine bir kez daha sizler aracılığıyla hem bugün bu yayının hazırlanmasında, yayımlanmasında katkısı olan kanal sahibi Artvin Medya ailesine, yine programın hazırlanmasında, sunumunda sizlerin de emeği geçtiği için sizlere çok teşekkür ediyorum. İfade ettiğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gelişinin yıl dönümü olan bu günleri bizler başkanlığımızın da takdirleriyle bir hafta olarak kutluyoruz. Kandil olarak kutlanması asırlarca devam etmekteyken bir hafta olarak kutlanması 1989 yılında gerçekten yerinde bir karar olarak uygulanmaya başlanmıştır. Malumunuz yılın her haftasının bir ismi var. Bunun bir tanesinin de Mevlid-i Nebi haftası olması, yine ayrıca bu sene camiler ve din görevlileri haftasına da arasında fazla zaman olmadığı için her iki temanın da birlikte işlenmesi, adeta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında yürütmüş olduğu bütün faaliyetleri biz iki hafta içerisinde işlemiş olduğumuz temaya sığdırmış olacağız. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğreticilik yönü, yöneticilik yönü olduğu gibi din hizmetlerini yürüten, imamet dediğimiz, vaizlik dediğimiz yürüten, bugün bizlerin adeta o emaneti sahiplenmiş olduğumuz görevleri de yürüttüğü bir yönü var. Bundan hareketle gerçekten çok güzel bir zaman dilimine denk gelmiş. Bizler de bunun adına hakikaten sevinçliyiz. İman, sizlerin de ifade ettiği gibi bir yolun başlangıcıdır aslında. Karanlıklardan aydınlığa çıkış esnası, değersiz olan bir şeyin değere kavuşmasıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde imanın önemine vurgu yapılıyor. Hatta imanı olmadan bir kişinin yapmış olduğu iyiliklerin çölde susamış, adeta susuzluktan başına güneş geçmiş kimsenin ileri bir noktaya baktığı zaman gördüğü serabı suya benzetmesine, o görmüş olduğu, su zannetmiş olduğu şeye yaklaştıkça onun uzaklaştığını gördüğünü ve aslında ortada bir suyun olmadığını ifade ederek, iman etmeyen bir kimsenin bu tür güzel işlerinin Allah katında değeri olmadığını anlatıyor. Yine innellezine amenu thumme istekamu şeklinde ifade edilen iman ve istikameti de bizim bir tema içerisinde belirlememiz de yine ayetten alınan işaretten dolayıdır. Yani iman ve istikameti aslında Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de birlikte zikrederek bizim yapmamız gereken en önemli öncü faaliyetlerimizden, eylemlerimizden biri olmasını bizlere haber veriyor. İman, kişinin kabul etmesidir. Bir şeyleri kabul ederken bir takım şeyleri reddetmesidir. Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine iman etmesi demek, Allah'tan başka ilah olduğunu da reddetmektir. Bunu kabul etmemektir. Bundan dolayı insan iman ile adeta yeni bir başlangıç yapıyor, yeni bir hayata kavuşuyor. Kısacık ömründen sonra da kazanabileceği bir hayatı elde etmeye, gayret etmeye çalışıyor. İman, eskilerimizin de ifade ettiği gibi kalpten doğan bir şeydir. Yani kalbe, gönle düşenin aslında dil ile sahaya çıkarılmasıdır. Kalpte olmadıktan sonra sahada gezinmesi,
yer alması ne insanlar tarafından ne de Allah tarafından kabul edilen bir şey değildir. Dolayısıyla bizler iman etmekle mükellefiz. Allah'ı tanımakla, bilmekle mükellefiz. Ondan sonra da ifade edeceğimiz gibi istikamet konularını inşallah işleyebiliriz. Eyvallah değerli hocam. Yani iman aslında hocam Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bizim yaratılış gayemize uygun hareket etmek değil mi? Mesela hatırladığım kadar Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ya وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Şimdi burayı alimler tefsir ederken o لِيَعْبُدُونَ yani kulluk etsinler ifadesini لِيَعْرِفُونَ diye tanımlıyorlar. Yani beni tanısınlar, beni bilsinler diye yarattım buyuruyor Rabbim. Dolayısıyla aslında iman insanın yaratılış gayesini ortaya koyuyor. Yani inanan bir insan ne yapmış oluyor? Dolayısıyla yaratılış gayesine uygun hareket etmiş oluyor. O zaman iman etmeyen tersten baktığımızda da aslında yaratılış gayesinin dışına çıkan evet. ve nihayetinde de yani ömrünü israf eden yani bulunması gereken konumda bulunmayan ve bu sebeple de heba olmuş gitmiş insan oluyor. Onun için öncelikle bahsettiğiniz gibi kişi iman edecek ki yaratılış gayesine uygun hareket etmiş olsun ve yapıp ettikleri de Cenab-ı Mevla'nın katında bir değer kazanmış olsun değerli hocam. Bu konuda tabii iman etmek kadar değerli hocam imanını muhafaza etmek ve o imanın gerekleri olan şeyleri yapıp iman üzere hayatını devam edip işte son nefesini de o imanla beraber teslim etmek de gerekiyor. Tabii, evet. Şimdi tabii bu bağlamda hocam işte konuyu zaten kendiliğinden oraya bağlanıyor. Demek ki iman bizi bir istikamet üzere yani dost doğru bir yol üzerine götürmesi gerekiyor. İşte konumuz da iman ve istikamet diyoruz. İşte o iman etmekle iş aslında bitmiyor. Siz de buyurdunuz ki iman bir şeye başlamak aslında bir nevi başlama. Evet. Yola çıkmak anlamında işte bu yol nasıl olacak? İstikametimiz nasıl olacak değerli hocam? Nedir bu istikamet dediğimiz şey? İstikamet tanımladıktan sonra da sizden istirhamım. Yani istikamet üzere olduk, yaşadık. Nereye varacağız? Bu istikameti kaybedersek nereye varacağız? Biraz da bunları açmanızı sizden istirham ediyorum değerli hocam. Tabii. İstikamet, doğruluk, dürüstlük. Aslında Elif gibi olmak diye son zamanlarda sıkça kullandığımız elif gibi dimdik, hatta Kur'an harflerinin ilk başlangıç harfi olması da bu konuda bize belki bir tevafuk olmadığını gösteriyor. Yine Allah Celle Celaluhu'nun isminin başında da ilk harfinin de elif olması bu anlamda istikameti belki bizlere işaret ediyor. Aynı zamanda mesela iman kelimesi değil mi? Amentü de. Şimdi onun başında evet, da elif bulunuyor. Aynen. O da aslında bize bir nevi istikameti işaret ediyor değil evet. mi hocam? Gerçekten dediğiniz gibi iman baktığımız zaman istikamet olmadan bir fayda sağlamıyor. Çünkü imana iman etmek kadar o imanda sebat etmek ve biraz önce de ifade ettiğiniz gibi son nefese kadar bunu koruyabilmek önemlidir. Bu da istikametle mümkündür. Yani şöyle örnek verecek olursak, iman yol için hazırlık yapmak, yola çıkmak, istikamet ise o çıkılan yolun bizi ulaştıracağı hedefe ait olup olmadığıdır. Eyvallah. Hedefimiz doğru, yolumuz yanlış olursa bu sefer yanlış yolda ilerlemiş oluruz ve hedefimize varamamış oluruz. Yani günümüzde bütün şoförlerin ya da bilinmeyen bir adrese giden insanların kullandığı navigasyon dediğimiz şey aslında istikamet ile çok ilintili bir kavramdır. Çünkü biz o navigasyonu kullanarak, haritayı kullanarak sapmadan bilmesek bile o hedefe varmaya gayret ediyoruz ki genelde de hedefe varıyoruz. İstikamet yolda ciddiyeti de gerektiren bir şeydir. Patika yol dediğimiz tali yollara varmadan, gitmeden, sapmadan Allah'ın istemiş olduğu bir çizgide hareket etmek de istikamettir.
Hani Rabbimiz ayeti kerimede ve enne hâzâ sırâdî müstakîmen fettebi'û ve lâ tettebi'û sübül. İşte bu benim yolumdur. Sakın bu yoldan ayrılmayın, farklı yollara da sapmayın buyuruyor. İşte istikamet yeri gelir yoldan ayrılmamaktır. Yeri gelir aklına düşen yanlış bir şeyi yapmamaktır. Yeri gelir o anda karar vermektir. Nefse hoş gelebilecek, o anda belki masumane görünen bir hatadan vazgeçmektir. İstikamet Allah'ın kişiyi gördüğünü bilmektir. Her ne kadar biz Allah'ı görmüyorsak da o bizi görüyor gerçeğiyle hareket etmektir. İstikamet ticaretinde, alışverişinde, yani ister tüccar olsun, ister müşteri olsun, ister yönetici konumunda olsun, ister talip konumunda olsun, hangi pozisyonda olursa olsun aslında kuralına göre, kaidesine göre, Allah'ın belirlemiş olduğu kural ve kaidele göre yaşamak gayesidir aslında istikamet. Allah-u Teala bizleri istikametten ayırmasın. Bu konuda yine ben bir şeyin de yine bağlamını çizmek istiyorum. Mevlid-i Nebi ile de bunu biraz bağlayarak. Tabii. Şimdi bizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, daha doğrusu dünyanın yaratıldığı günden kıyamete kadar devam edecek olan o süreyi ikiye ayırabiliriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelmeden önceki durumu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o doğum gecesinden sonra başlayıp kıyamete kadar devam edecek olan durumunu da durumu şeklinde ikiye ayırabiliriz. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğması bekleniyordu. Ehli kitap dediğimiz Yahudiler, Hristiyanlar yine Hazreti İsa'nın müjdesiyle, Hazreti Musa'nın müjdesiyle de son bir kurtarıcı olacağını biliyorlardı. Ama onların yanlış bildiği şuydu, her iki taraf bu kurtarıcının kendilerinden olduğunu zannederek adeta toplumlarda hava atıyorlardı. Ondan bir güç devşirerek işte son kurtarıcı gelsin bizden olsun işte görürsünüz şeklinde bir güç devşiriyorlardı. Allah-u Teala onu yine o zaman Yahudilerin cahil gördüğü, hiçbir değer vermediği, ki şunun da parantezini çizelim, Yahudiler kendilerinden başka aslında hiçbir kimseye değer görmüyorlar. Onlar seçkin yaratılmışlar, diğerleri ise hatta insan değil olarak görüyorlar. Böyle olunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelmesiyle bu asırlardır beklenen o müjdeci gelmiş oldu. Bunun Araplar arasından gelmesi ilk bakışta ifade ettiğimiz gibi şanın, şerefin kendilerine ait olduğunu düşünen Yahudilere ters gelse bile onların da kendi yollarını doğru yol olarak göstermeye çalıştıkları Hazreti İbrahim ile direkt bağlantılıdır. Yani belki o zaman bunu anlamadılar ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin babadan nesli direkt Hazreti İbrahim'e dayandığı için aslında onların beklemiş oldukları şan, şeref kendilerinde değil de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında olduğu ortaya çıkmış oldu. Bunu iman ile bağlayacak olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu andan itibaren peygamber olarak göreve başlamamıştı. 40 yaşında peygamberliğe başladı. Ancak o 40 yaşına kadarki olan zamanı incelediğimiz zaman hayatının her alanında doğruluk var. Bir istikamet var. Yanlışa tepki var, doğruya katılım var. İlful fudul dediğimiz o belki de hayatında katılmış olduğu ilk sivil toplum örgütünde, kuruluşunda yer almasını
ve ondan duymuş olduğu hazzı yıllar sonra bir hatıra olarak anlatıyor ve bugün dahi öyle bir şey olsa tekrar ona katılmak isterim diyor. Evet, cahiliye döneminden tabii. Evet. Neyi hatırlıyorsun sorduklarında, yani orada böyle o dönemde bile yapılmış böyle bir kuruluşun içerisinde bugün bile olsa dediğiniz gibi katılmayı arzu ederim diyor. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani istikameti son din olan İslam'a iman gelmeden önce bile hayatına uygulamıştır. Evet. Eyvallah. Hatta Mekke'den Medine'ye hicret ederken malumunuz Hazreti Ali'yi yerine bırakırken ki Hazreti Ali kendisi talip oluyor. Ona evinde bulunan emanetlerin kime ait olduğunu söylüyor. İşte bu falancanındır, bu filancanındır. İşte emanete zayi yani halellik gelmesin, bunu teslim et şeklindedir. Burada biz şunu da görüyoruz. Bir yandan Resulullah'ın hayatına kastedenler, diğer yandan onun bu kimliği yanında onu toplumda en güvenilir olarak görüyorlar. Emin olarak görüyorlar. Ve aslında Resulullah'ın peygamberlik için seçilmesi o zaman onun komşuları olan akrabaların kimselerin zihinlerinde de ya olsa olsa hakikaten yani içimizden biri olacak olsa bu Muhammed'dir itiraflarını yapmıştır. Yine buna dair bir örnek de verecek olursak Kabe'nin inşası için Hacer-ül Esved'in yerine koyulması olayı da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bize istikamet üzere bir örnek oluyor. Anlaşmazlık yaşadıkları konuda mescide ilk girenin hakem olacağını söylüyorlar ve aradan geçen kısa bir zaman sonra mescide giren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu gördüklerinde evet, هَذَا مَا نُرِدْ diyorlar. Yani tam gönlümüzden geçen kişi budur. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı peygamberlik öncesi de bizim bugün ihtiyaç duyduğumuz doğruluklara sahiptir. Hanif olarak üzere yaşamıştır. Peygamberlik geldikten sonra da zaten hayatına kattığı Allah'ın emir ve yasakları ve Kur'an-ı Kerim ile inen vahiylerdir. Bizler bugün gerçekten ifade ettik ya, ihtiyaç duyduğumuz temaları belki de işliyoruz. Bugün toplumumuzda inanca hakikaten çok ihtiyaç var. Çünkü zararlı akımlar, popülist bazı söylemlerle gençliğimizin zihinleri bulandırmak isteniyor. Evet. Ve bunlar da farkında olarak veya olmayarak hanelerimize kadar yayılan bir tehlikeye dönüşüyor. Bizler bugün tekrar o tehlikeli akımlara karşı mücadele edeceksek başta imanımızın sağlam olması gerekiyor. Ve imanımızın sağlam olduğu da istikamet üzere olmamızı gerektiriyor. Çünkü biz istikamet üzere olmazsak imanımızın da lezzetini alamayız ve başkalarına da örneklik teşkil edemeyiz. Peygamber Efendimizin bu yönüyle de Allah'ın kendisini üsve-i hasene yani en güzel örnek olarak nitelemesi, yine başka bir ayette bizim için bir sirac ifadesini kullanarak adeta yol gösteren, kendisine baktığın zaman göz kamaştırmayıp yani rahatsızlık vermeyen ama yolu aydınlatan bir kimliğe sahip olduğunu da görüyoruz. Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Anlattıklarınızdan bir hadisi şerif aklıma düştü. Müsaadenizle onu da arz Tabii, etmek buyurun. İstiyorum. Şimdi sahabeden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soru soruyor. Tabi bu örnekleri çok soru. Peygamberimize böyle merak edip soru soran sahabeler var. Bir tanesi şunu merak ediyor konumuzla alakalı. Diyor ki ya Resulallah bana öyle bir şey söyle ki senden sonra ona böyle sımsıkı tutunayım ve senden sonra da onu başkasına sorma ihtiyacı hissetmeyeyim diyor. Yani neydi? Aslında şunu demek istiyor bu sahabe. Yani ya Resulallah bana öyle bir şey söyle ki bu beni cennete götürsün yani. Buna uyayım, onu yapayım, cennete gideyim. Ne dersin ya Resulullah bana böyle deyince? Efendimiz tam da bu konumuzla alakalı diyor ki: "Kul amentu billah, sümme istagim."
Önce diyor Allah'a iman et. Yani Allah'a iman et derken aslında yani Allah'ın senden istediği şekliyle nelere inanmanı istiyorsa, ne şekilde inanmanı istiyorsa o şekilde bir iman sahibi ol. Demek ki biz yola çıkarken başta da ifade buyurduğunuz gibi sağlam bir imanla çıkmamız gerekiyor. Evet. Yani şu şöyle demiş, bu böyle demiş, şu şunu şöyle anlamış, böyle anlamış, onlardan sıyrılıp Allah kendisine nasıl iman etmemiz gerekiyor. Bunu anlayıp bu doğrultuda iman etmemizi ve işte ne diyor? قُلْ اَامَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِيمْ. Sonra da dosdoğru olmak gerekiyor. Yani o imanın gerektirdiği gibi hareket etmek gerekiyor. Çünkü bu şu oluyor yani değerli hocam biraz da şöyle düşündüğümüzde. Yani insan elhamdülillah iman etmiş. O zaman konuşurken, arkadaşını seçerken, işte efendim bir iş yapacak, ticaret yapacak, alışveriş yapacak. İşte eşiyle, komşusuyla, çocuklarıyla, çevresiyle, arkadaşlarıyla münasebet ilişkilerinde şunu demesi lazım. Ben bir iman sahibiyim. Burada nasıl hareket edersem bu imanıma uygun davranmış olurum. İşte orada o imanına uygun davranış sergilemesi bunun istikamet sahibi olduğunu gösteriyor. İşte bu hadisi şerif aklıma geldi. Bunun devamında da çok ilginç bir şey var değerli hocam. Yine bu bazı hadis kaynaklarında bu hadisin devamının ek olarak var. Diyor ki sahabe-i kiram, işte Efendimiz'e dedikten sonra Efendimiz diyor iman et ve imanına yaraşır şekilde dosdoğru ol. Bu sefer sahabe-i kiramın aklına şöyle bir soru daha geliyor. Ya Resulullah diyor, bunu yaparken en çok sakınmam gereken, yani benim bunu uygulamamda beni engellemesinden en çok korkmam gereken şey nedir? Yani iman edeceğim, imanıma yaraşır hareket edeceğim ama acaba bunları yaparken bana en çok ne engel olur? Beni en çok karşıma çıkan şey ne olur deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıymetli hocam eliyle şöyle dilini tutuyor. Diyor ki haza. İşte diyor seni o imandan ve o imana yaraşır davranış olan istikametten ayıracak olan işte bu dilindir diyor evet. Seni. Dolayısıyla işte Cenab-ı Allah bizlere değerli hocam şunu duamız şu olması gerekiyor burada. Bize kendisini yaraşır bu şekilde iman etmeyi nasip eylesin. O istikamete yaraşır, o imana yaraşır bir istikamet nasip eylesin ve istikametimizden şaşıracak, şaşırtacak, bizleri alıkoyacak olan işte dilimiz olur, diğer efendim etkenlerden de bizleri muhafaza eylesin diyoruz. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iman noktasında, istikamet noktasında dediklerinizden inşallah izleyicilerimiz de bizler de istifade ederiz. Rabbim söylediklerinizden istifade edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli hocam tabii... bu hafta aynı zamanda 1-7 Ekim biliyorsunuz camiler ve din görevlileri haftası olarak 1986 yılından itibaren kutlana gelmektedir. Şimdi Mevlid-i Nebi ile Rebiülevvel'in 12'sinde olduğu için işte 26'sında dün akşam Mevlid Kandili'ni idrak ettik. Bunlar iç içe girdi sayılır bu yıl. Dolayısıyla başkanlığımızda bu iki haftayı her yıl aslında farklı farklı temalarla işliyordu. Bu yıl aynı tema çerçevesinde bu iki haftayı idrak ediyoruz, değerlendiriyoruz. Bu noktadan değerli hocam sizlerden biraz da vaktimiz de daralıyor. Camilerden, camilerin toplumumuzdaki fonksiyonundan, kişisel olarak bizim fonksiyon, bize karşı olan fonksiyonundan bahsetmenizi, biraz da bu camilerde görev yapan, işte Osmanlı'daki tabiriyle hademe-i hayrat olan, yani hayır hizmetlerinin hizmetçileri olan din görevli hocalarımızdan da bahsetmenizi istirham ediyorum kıymetli hocam. Evet, yine sohbetimin bir bölümünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da aslında din gönüllüsü diyebileceğimiz adeta günümüzde mihrapta görev yapan biri olduğunu söylemiştik. Yani buna dikkat çekmek istemiştim. Peygamberimizin hem din görevlileri haftası münasebetiyle bu temanın birleştirilerek kutlanması aslında bize en büyük örnek teşkil eden kişinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu ortaya koyuyor. Yaşantısında dürüstlüğü, alışverişinde dürüstlüğü, işinde olan dürüstlüğü, akrabalarına karşı olan dürüstlüğü ki hani peygamberlik görevini ilk yapmaya başladığında o akrabalarına bir yemek veriyor. Evet. Ve o yemek esnasında diyor ki
Ben size desem ki bu dağın arkasında düşman var, ne dersiniz? Biz şu ana kadar senin hiçbir şekilde yalan söylediğini duymadık, inanırız diyorlar. Bu Resulullah'la ilgili halkın hissetmiş olduğu gerçek duygularıdır. Ama peki o zaman ben size Allah vardır ve birdir desem, o zaman bu onların işine gelmediği için bu sefer Peygamberimizin dediklerinden dolayı kendisini kabul etmiyorlar ve yalancılıkla itham ediyorlar. Bundan hareketle bir din görevlisinin, başta şahsım olmak üzere bu görevi derühti eden bizlerin, Peygamber Efendimizin ahlakı ile ahlaklanması en önemli önceliğimizdir. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığımızın da personel temininde açmış olduğu hizmetçi eğitim kurslarıyla, yine kurulan Diyanet Akademisi ile göreve başlamadan önce yetiştirilmesi, göreve hazır hale getirilmesini hedeflediği için insan kaynağını bu açıdan liyakat üzerine, ehliyet üzerine inşa etmesi gerçekten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzerlik kurulması açısından önemlidir. Bizler camiler ve din görevleri haftasıyla bu hizmetleri derühte eden kardeşlerimizi, görevlilerimizi de taltif etmek, onların yanında yer almak, onlarla hemhal olmak, onların dertleriyle dertlenmek için de yine 1986 yılından beri böyle bir uygulamaya konulmuştur. Bizler tabii ki camiler ve din görevlileri haftasında pek çok programlar icra ediyoruz. İfade ettiğiniz gibi dün akşam bütün camilerimizde Mevlid Kandili coşkulu bir şekilde kutlandı. Cami görevlilerimiz, imam hatiplerimiz, müezzin kayımlarımız mevlidler okudular, aşı şerifler okudular, salatü selamlar getirdiler. Vaizlerimiz, müftülerimiz dua yaptı, sohbet etti. Adeta inşirah bulduk. Gönüllerimiz, sadırlarımız bu açıdan genişledi, yumuşadı ve Allah'ın izniyle inşallah biz dualarımızda kabul olunmayan hiçbir duamız bırakma ya Rabbi, affedilmemiş hiçbir günahımızı bırakma ya Rabbi diye dua ettik. Cami hayatın içinde, hayat caminin içerisinde diye aslında sloganımız vardı bizim. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi cami demek toplayan demek. İçerisine hayatın her alanını sığdıracak, verilecek her kararı işleyecek bir yapıya sahiptir. Yani gayrimüslimlerin ibadet yerlerine atfetmiş oldukları sadece haftanın belirli günlerinde gidilen bir mekan değildir cami. Cami istişare edilen, ilim halkaları oluşturulan, insanların gölgesinde yetişmiş oldukları dini bilgi öğrenme ihtiyaçlarının karşılandığı bir mekandır. Bizdeki vaaz kültürü gerek cuma namazlarından önce, gerek bayramlardan önce, gerekse belirli vakitlerden önce cemaatimize icra etmiş olduğumuz vaaz kültürü aslında orada eğitim görüldüğü anlamına da geliyor. Dolayısıyla bizler Diyanet İşleri Başkanlığımızın personelleri olarak yardımcı hizmetlerimizden yöneticilik hizmetlerimize kadar bütün alanımızda dinimizin sahih bir şekilde öğrenilmesi, yaşanılması ve halkımıza da bu konuda yardımcı olabilmemiz için görev icra ediyoruz. Sizlerin aracılığı da ben bütün görevlilerimizin de camiler ve din görevlileri haftasını tebrik ediyorum. Rabbim bizleri yolundan, rızasından ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da izinden ve yolundan ayırmasın. Amin değerli hocam. Biz de bu duanıza gerçekten samimi bir şekilde amin diyoruz. Tabii camilerimiz değerli hocam, yani hem kişisel olarak hem toplumsal olarak bir nevi, bilmiyorum, şahsi kanaatim böyle, bizim
huzur bulduğumuz, ruhumuzun dinlendiği yerler aslında. Yani böyle canımız sıkıldığı zaman, darlandığımız zaman tabiri caizse, şöyle bir camiye gitsek değil mi? Orada mümkünse iki rekat namaz kılsak, biliyorsak bir iki sayfa Kur'an-ı Kerim okusak, Kur'an-ı Kerim okumayı bilmesek bile bir köşesinde şöyle oturup sessizce namaz arasında biraz tefekkür etsek, biraz böyle sinirlerimizin gevşeyeceği, asabiyetimizin ortadan kalkacağı, daha rahatlayacağımız bir yerler olarak görüyorum. Şimdi bu alanda bahsettiğiniz diğer dinlerle ilgili benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bilmiyorum ne kadar doğru olur ama. Mesela şöyle baktığımızda Hristiyanlıkta mesela büyük sinagoglar, efendim kiliseler böyle yerle mesela daha çok dağ başlarına, ücra küşelere yapılmıştır. Mesela işte bizim Trabzon'da Sümele Manastırı dağın başına yapılmıştır. Yani hayatın bir nevi sanki böyle ibadet yerleri dışına çıkarılmış gibi bir şey seziyorum ama biz de baktığımız zaman bir şehir kurulacağında ilk önce cami kurulurmuş hocam. Şehrin yapıları artık o caminin etrafından itibaren kurulmaya başlarmış. Dolayısıyla işte başta da ifade ettiğiniz cami hayatın merkezinde oluyordu. İşte hayat da o caminin etrafında dönüyordu. Yani caminin etrafında bir çay ocağı oluyor. Şimdi eski camilerimizde vardır. Burada merkez camimizde de var. Halitpaşa camimizde de var. Baktığınız zaman büyük şehirlerdeki büyük Selahattin camilerimizde de mesela etrafında mutlaka insanların oturup sohbet edebileceği, sadece illa böyle ibadet, namaz değil yani. Günlük iş konuşabileceği, sohbet edebileceği yerler var. Bir çınar var, onun gölgesinde oturup gerçekten huzurlu bir şekilde bir çay içebileceği mekanlar, camiler ve şehrin merkezinde, dolayısıyla hayatın merkezinde olmuştur hep. Bu anlamda da camilerimizin bu teskin edici, bu bir nevi ruhumuzu tedavi edici yönünden de inşallah istifade edebiliriz değerli hocam. İnşallah. Kıymetli hocam, teşekkür ediyorum. Vaktimiz daralıyor. Malumlarınız, konuşuyoruz Mevlid-i Nebi haftasından, Camiler ve Din Görevliler haftasından. Bu hafta işte yıllardır kutlana geliyor. Bu haftalarda çeşitli programlar icra ediliyor. İl müftülüğü olarak, Artvin İl Müftülüğü olarak bu hafta içerisinde yapacağımız programlardan da bahseder misiniz biraz değerli hocam? Tabii. Ben isterseniz dünden başlamak istiyorum. Buyurun değerli hocam. Bizler dün Artvin İl Müftülüğümüzün personel olarak başta İl Müftümüz Sayın Mesut Harmancı hocamız öncülüğünde esnaf ziyaretleri yaptık. Onlara başkanlığımızın çeşitli eserlerinden hediyeler verdik. Hallerini, hatırlarını sorduk. Kazançlarına bereket, bedenlerine sağlık, sıhhat, afiyet ve ailelerine de huzur ve mutluluk temennisinde bulunduk. Eyvallah, Allah kabul etsin. Yine Gençlik İl Spor Müdürlüğümüzde de, Gençlik Merkezi'nde öğrencilerimize yönelik de bir mevlid programı yaptık. Orada başkanlığımıza ait eserleri de yine öğrencilerimize, oradaki personele dağıttık. Dün akşam coşkulu bir şekilde bütün camilerimizde Mevlid-i Nebi'yi idrak ettik, vazifeler yaptık. Bunun yanında cami çocuk, cami aile buluşmaları inşallah bu hafta gerçekleştireceğiz. İsterseniz onları ben bilgilerini de buradan paylaşayım. Cami evi, çocuk evi ziyaretleri mesela 26-29 arası saat 19'da inşallah gerçekleştireceğiz. TV programımız vardı ki şu anda onu icra ediyoruz. İnşallah bizler güzel bir şekilde ifade ederiz. İnşallah izleyicilerimiz ve yine bizler de en güzel bir şekilde istifade ederiz diye İnşallah ümit diyorum. Ediyoruz. Cami kadın ve aile buluşmamız Halitpaşa Camimizde inşallah 28 yani yarın saat 10'da gerçekleşecek inşallah. Cami çocuk buluşmamız yine 28'inde saat 11'de 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda yakın lokasyonda bulunan camilerde gerçekleştirilecek. Bu zaman çerçevesinde şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret edeceğiz inşallah. Sabah namazı buluşmamız olacak 29'unda. Yani bu cuma günü inşallah. Cuma günü sabahında. İnşallah sabah namazında Merkez Camii'nde. Eyvallah.
Kur'an ziyafetimiz olacak 2 Ekim Pazartesi günü saat 11'de inşallah Merkez Camimizde yine icra edeceğiz. İlimizde Kur'an-ı Kerim okumada mahir olan bu konuda evet. Sesiyle, eğitimiyle yetişmiş hocalarımızdan inşallah Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyeceğiz. Bir de huzur ev ziyaretlerimiz olacak. Murgul ilçemizde ve Şavşat ilçemizde olan huzur evlerinde inşallah ayın 3'ünde ziyaret edeceğiz ki gerçekten baktığımız zaman başkanlığımızın bu faaliyetlerini hayata geçirdiğimiz zaman hem bizler hem de toplumumuz hem de toplumumuza katkı sağlamakta canlarını feda eden şehitlerimiz yine o niyetle savaşa gidip de yaralanarak dönüp sonra vefat eden gazilerimizin üzerimizdeki emekleri hakikaten çoktur. Huzur evlerinin de bu açıdan yine bizlerde de yeri çoktur. Çünkü orada bulunan büyüklerimiz, hayatlarının işte gençlik çağlarında toplumumuza katkı sağlayan, fayda sağlayan, gerek kurumlarda gerekse özel işletmelerinde topluma hizmet eden insanlar, büyüklerimiz olduğu için onları da ziyaret etmeyi bir borç olarak görüyoruz. Ve inşallah Artvin İl Müftülüğü olarak başta ifade ettiğimiz gibi Sayın Mesut Armancı hocamızın riyasetinde başkanlığımızın hizmetlerini Artvin ilimizde ve ilçelerimizde de ilçe müftülerimizin riyasetinde inşallah en yoğun, en güzel ve en tatlı bir şekilde icra etmeye gayret ediyoruz. Eyvallah hocam, ben teşekkür ediyorum. İlave etmek istediğiniz başka bir şey var mı değerli hocam? Tabii ki bizleri sabırla dinleyen izleyicilerimize ve yine sohbetimizin başında da ifade ettiğim gibi Artvin Medya grubuna çok teşekkür ediyorum. Sizlere böyle bir program hazırladığınız, sunduğunuz için ve programın içerisinde de katkılarda bulunduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim bizleri istikametten ayırmasın. Bizler hani ne oldum deme, ne olacağım deyi de aslında istikameti işaret etmek için kullanıyoruz. Evet. Çünkü şu anda buradayız belki ama yarın halimiz nice olacak. Ya da şu anda yanlış bir yolda olan kişi de sıfırı tükettiğini düşünmesin, ümitsizliğe kapılmasın, hidayet, doğru yol son nefesimize kadar bizlere açık olan bir kapıdır. Tabii ki ertelemeden, ötelemeden, yarına bırakmadan da hatalarımızdan, günahlarımızdan, yanlışlıklarımızdan tevbe etmek de bizden beklenen en önemli şeydir diyorum ve teşekkür ediyorum. Değerli hocam, katkılarınızdan dolayı biz sizlere teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah ilminizi artırsın. Amin. Bizlerden de sizlerin nasihatlerinden ibret alabilmeyi ve hayatına o şekilde yön verebilmeyi bizlere de, izleyicilerimize de nasip eylesin diyorum. Amin. Teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar, Mevlid-i Nebi haftası vesilesiyle hazırlanmış olduğumuz Peygamber Efendimiz iman ve istikamet konulu programımızın sonuna geldik. Bizleri sabırla izlediğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hocamızın da buyurduğu gibi bizleri imanımızdan ve o imanımıza yaraşır bir şekilde istikametimizden ayırmasın inşallah. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.